Cennette cinsellik olacak mı? Orada istediğimiz, sevdiğimiz kişilere görüşebilecek miyiz inşallah? Genelde dini programlarda cinselliğin olmayacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Gerçekten böyle mi olacak hocam? Ya kardeşim, bir kere benim de dikkatimi çekti. Ya diyor, Huri'den bahsediyor diyor. Huri masa ya, orada masa, sandalyeden bahsediliyor diyor. Yani kadın sevgisi olmadığı için, Allah kalplerinden kadın sevgisini aldığı için, kadın olan sevgiyi de çirkin görüyorlar. Ahirette sevişmenin olmasını aşağılayıcı bir şey olarak görüyor. Sonra Huri'yi masaya çeviriyor. Kılmanı sandalyeye çeviriyor. İlla ki bir ruhsuzluk meydana getirecek. Halbuki açık açık Kur'an'da serahaten onlarla evlendireceğim diyor Allah. Masayla mı evlenir insan? Zevcetin diyor. İnsan masayla evleniyor mantığında konuşuyorlar. Koskoca insanlar. Çocuk gibi konuşuyorlar. Tabii ki cinsellik var. Velev ki ayet olmasa dahi, ki çok çok fazla var. Yani kadınlardan, cennet kadınlarına bahseden çok çok fazla ayet var. Velev ki olmasa dahi, Allah ne diyor Cenab-ı Allah? Canınızın istediği, nefsin istediği her şey orada olacak diyor. E tamam, benim canım kadınları istiyor, kadınlarla beraber olmayı istiyor cennette. E nimet olarak. E yaratacağım diyor Allah. Sen diyorsun ki illa sandalye masa. Masa sandalye meraklıysan sen Cenab-ı Allah sana dünyada masa sandalye verir. Git sarıl masa sandalyeye, ne yapıyorsan yap, istiyorsan öp masayı. Kadın sevgisi imandandır. İnsan imanı kadar kadınlardan hoşlanır. Ve bir güzellik ve nimet olarak Allah sunar. Huri masa sandalye değildir. Huri kadındır. Evlendireceğim diyor Allah, zevcetin. Yani helaliniz olacaklar diyor. E sen ne diyorsun? Bambaşka bir kafadasın. Çünkü cinselliği çirkin görüyorsun. E sonra da sapıklık oluşuyor ve sapık oluyorsunuz. Hakikaten bakıyorum, böyle tiplerin bir kısmı cinsi sapıklar. Her hallerinden belli. Tavırlarının her hareketinden belli. Bir kadın nefreti var içlerinde. Allah ıslah etsin. Bazı ülkelerde, bazı yerlerde ben bunu görüyorum, duyuyorum zaman zaman. Evet Didem hocam, dinliyorum. Hocam peygamberimiz hadisinde kadınları sevmek peygamberlerin ahlakındandır buyuruyor. Tabii ki imanla bağlantıdır. Yani insan imanı kadar kadınlardan hoşlanır. Çünkü Allah çok büyük nimet olarak yaratıyor. Ve özel bir güç veriyor Cenab-ı Allah kadınlara. Gözlerine, ruhuna, sesine, vücuduna özel bir güç veriyor. Allah o hoşnutluğu da bizlerin kalbinde yaratıyor. Yani onların müstakil bir gücü olduğundan değil, Allah yarattığı için etkileniyoruz.